Evet Turgut Bey, kaldığımız yerden devam edelim. Evet, bu şeyleri okuyorduk, şiirlerimizi evet, okuyorduk. Evet. Aslında Kaş'la ilgili projeksiyon diye başlamıştık. Evet. Araya dedik ki ya hep Kaş konuşuyoruz, her yerde her zaman Kaş diyoruz. Yani birazcık da ortamı şiir ortamına evet, dönüştürelim diye. Böyle denizlerden esen bir rüzgar ile başladık. Evet. Kadıköy'deki güvercinle Yumrudağ'ın eteklerine tırmandık. Şimdi de sana bir iki tane daha şiir okuyayım bu arada. Bunları benim yazdığım şiirlerdi zaten. Evet. Bu da Soma ile ilgili. Soma'dan evet, etkilenerek yazmış olduğum bir şiir. Onu da burada şey yapalım. Böylelikle Soma'yı da, Soma'da şehit olanları da evet, ruhları şad olsun. Mekanlar cennet olsun. Şad edin. Evet, ruhları Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsınlar. Sorma Soma. Sorma Soma. Şimdi sorma. Yer altında karanlıkta çalışırken boğazımı da yanan kaz, sanki dağlarında akan yağ, ovalarında akan baldır. Sorma Soma, yer altında karanlıkta çalışırken, her gün köklerine dokunduğum ekinlerin, şimdi başak zamanıdır. Sorma Soma, zamanı sorma bana. Ne saatin üçünü, ne Mayıs'ın 13'ünü, sorma Soma. Bu uğultuyu, bu kızıllığı, bu ne patlama sesi, ne alev topunun ateşidir. Yer altında karanlığı dolduran bu mahşeri kızıllık sanki akşam güneşidir. Sorma Soma, ölümü sorma bana. Yer altında karanlıkta çalışırken bir tek ölüm gözükmez bana. Bu da Soma için şey yapmıştım. Abi yüreğine sağlık. Bir çok tane de bu lütfen, da son olsun. Tabii. Bir papatya şiiri okuyalım. Oh, papatya, her zaman şeyi. Bir papatya şiiri okuyalım. Açtı sarı çiçekler, yeşil çimler arasında. Şimdi bilmek zamanı, seviyor mu, sevmiyor mu? Şimdi papatya zamanı, her yerde papatyalar. Yanımda olmasa da kalbimde sevgili yar. Deniz tuzsuz olur mu? Güzel yersiz olur mu? Söyle papatya bana, o beni seviyor. Papatyamın çiçeği dalında güzel durmuş. Tomurcuğunun üstüne bir uğur böceği konmuş. Çiçeğini koparamam, ben oyun oynayamam. Ama ben biliyorum, o beni seviyormuş. Şimdi papatya zamanı, o beni seviyormuş, yar beni seviyormuş. Şiirleri böylelikle tamamlamış olalım. Sonra devam ederiz. Evet, şiir kısmını tamamladık. Evet. Geçelim şeyimize diyorsun, öyle mi? Veya ne diyorsun Yalçın? Sen söyle, biz konuşalım. Konumuza 50 yıl sonra Kaş nerede olacak? Projeksiyon. Evet, ben uzaklaşayım diyordum ama sen yine Kaş'a döndün işte. Kaş çok güzel. Evet. Ben Kaş'ı çok seviyorum. Evet, yani Kaş. Ben de ki Kaş aşkına şiirler yazdık, siyaset yaptık, kitap yazdık, film yaptık, her şeyini yaptık da. Ama sen de benden az değilsin mi diyeyim? Benden fazla mısın? Size yetişmem Kaş, mümkün Kaş, değil. Kaş. Size yetişmem mümkün hadi değil bakalım. Turgut Bey. Peki. Bu aşk, Kaş aşkı. Evet. Konuşsan yıllarca süre konuşursun. Evet, yani. Peki. Evet. Tabii bu aşık olmayacak bir memleket değil. Baksana şu şeye. Bir bak. Evet. Şöyle bir şeye bak. Şuraya bir bak. Evet. Mayıs. Burası göl gibi ya. Burası evet, mesela dağların arasında kalmış. Akdeniz burası. Evet. Artık, değil mi? Evet. Burası şu şeyden birleştirsen mesela şu karşıdan şöyle. Evet. Karşıdan Mayıs'a doğru birleştirsen. Burası muazzam bir göl değil mi? Evet. Ben buraya havuz diyorum. Burası. Evet. Burası. Burası havuz, Akdeniz havuzu, Roma havuzu, Osmanlı havuzu, ne dersen de burası evet, bir havuz yani. Çok güzel. O yüzden sen de haklısın tabii yani. Kaş çok güzel bir yer. Kaş şey anlatılmaz. Olarak, yaşanılır. Anlatılırsa da yıllarca anlatsan. Evet. Peki, yani biz 50 senenin sonranın şeyine, 45 sene sonranın Kaş'ına gelecek olursak ben Kaş'ı 45 sene sonra bu gördüğün denizin tamamıyla böyle gemilerle, teknelerle böyle otururken 45 evet, sene sonra da burada eğer bir konuşma yapacak olursam, burayı kameraya alacak olursam evet, sanırım burası tamamen gemi ve tekne. Evet. Yani bugünün şeyi gibi olacak. Marina var, şey arkası var. Oranın ora gibi. Onun çok daha fazlası. Yani marina olmadan da burada muazzam bir hareket. Gemi hareketi, gemi ticareti, gemi trafiği, tekne evet, trafiği. Muazzam bir burası çünkü zaten
tarihte gemi ticaretinin merkezi konumunda Meis Adası. Evet. Bunu hep konuştuk. Doğal limanlar olduğu için, Akdeniz'de çok önemli bir ticaret denizi olduğu için burası da merkezi konumunda. Evet. Burası yani Akdeniz'in en doğusunda şeye doğru, batı Akdeniz'in en batısı ve en doğusunun kesişme noktası gibi. Evet. Tam orta nokta. Çok özellikli bir yer. Hani her şey aslında rücu eder derler ya. Evet. Burası da rücu evet, edecek. Aynen. Ben tam onu düşünüyordum. Evet. Bizim benim yani şeyimde hani 45 yıl sonrasının projeksiyonunda bir defa bunun böyle olacağını ben tahmin ediyorum. Buralar, bu sahil komple evet. Yatlarla, ticaret gemileriyle, evet. ticaret gemileriyle, yük gemileriyle, evet. ticaret gemileriyle yine Akdeniz'in önemli bir merkezi konumunda evet. olacak diye düşünüyorum. Şimdi bu ticaret tabii Akdeniz'in eski hüviyetine kavuşması, ticari hüviyetine kavuşmasıyla da alakalı. Ve buranın, Kaş'ın merkezi yani Akdeniz'in en doğu noktası. Doğu Akdeniz'in en batısında, Batı Akdeniz'in de en doğusunda evet. olması nedeniyle çok önemli bir stratejik bir yer konumda. Evet. Bu gemi ticareti önemli. Bir de ben tabii daha önce de söyledim, bilinmeyenin çok olduğunu tahmin ediyorum burada. Evet. Hatta dedim sana hani sen nedir o iki bilinmeyen veya tek bir tane söyle. Ben iki tane var dedim ama bunların olgunlaşması lazım. Bunların da olgunlaşıp zaman içerisinde kabul göreceğini toplumda ve bunun buraya çok büyük bir hareket sağlayacağını, çok önemli şeyleri getiriler olacağını düşünüyorum. Projeksiyonlardan bir tanesi de bu. Bir de hep Kaş'ın ve Kaş'ta yaşayanların hayalidir. Gedife'ye bir teleferik olsa diye evet. bir hayal vardı. Teleferik. Teleferikle Gedife'ye çıkılsa diye böyle. Ha, evet. Gedife tepesi var ya yukarıda. Gedife. Gedife. Çukurbağ'ın altında. Gedife. Gedife. Gedife diyor. Şu bir o uyan dev var ya evet, onun arka, evet, oraya evet. Gedife deniyor. Evet. Gedife yani, bir teleferik olacak, yapılacak. Evet. Şimdi zaten ben 7 sene önce bunları söylemiştim, yazmıştım da kitabımda var. Mahalleler olacak köyler diye. Zaten oldu şu anda evet. bütün şehir yasasına göre. Mahalle haline geldi. Belenlisi, Barağı, Çukurbağ, burada yakın Bayındır'ı. Avullu, Bayındır. Bu tarafta Seyrek, Gökçören köylerin hepsinin buraya artık mahalle oldu zaten. Evet. Buraya da çok önemli şeylerle metro gibi, tüneller gibi bağlantıların çok hızlı yapılacağı. Zaten malum yaşadığımız dünya hız dünyası. Evet. Hız çağında yaşıyoruz. Yani bilgi çağını açtık. Hız çağına girdik. Evet. Bu ulaşımda da, iletişimde zaten çok hızlı her şey gelişiyor. Ulaşımın da çok hızlı burada olacağını ve çok yakınlaşacağını bu mahallelerin evet. birbirine çok yakın hale geleceğini tahmin ediyorum. 45 sene sonranın burası her yeri deniz olduğu için Kaş'ın su sporlarında ön plana çıkacak Kaş. Hatta olimpiyata bile buradan Kaş'tan bir sporcu gideceğini. Su spor, bu su altı spor olabilir. Su üstünde yapılan yüzme, su topu veya su sporları ile ilgili bir şey olabilir. Bir olimpiyat şampiyonu çıkaracağını düşünüyorum Kaş'ın evet. kendisini. Şeyde Kaş sporun birincilikte oynayacağını. Kaş spor. Kaş sporun evet. futbol liglerinde birincilikte oynayacağını ama şampiyon olamayacağını düşünüyorum evet. yani. Ama birincilikte oynayacak evet. Kaş spor. Şampiyonluk Antalya spor bırakmaz herhalde. Antalya evet. spor olur da Kaş spor. Kınık spor bu arada çok başarılı. Kınık sporun başarısını zaten takip ediyoruz. Kendilerini evet. de tebrik ederiz evet. doğal olarak. Bunun bütünüyle Kaş olarak tek başına aldığımız zaman onu kastettim zaten. Evet. Adı Kınık Spor olur, Kaş Spor olur ama bu şeyin bir birinci lige takım göndereceğini, futbol takımı göndereceğini ben tahmin ediyorum. Ticaretin çok gelişeceğini, yani bu bölgenin çok önemli bir ticari merkezi olacağını, ticaretin kalbi konumunda olacağını, özellikle deniz ticaretine ilgili. Öyle bir şeyim var. Çok her yere çok uzak olan bu yer, her yere bu vesileyle her yere çok yakınlaşacağını, yani çok zenginleşeceğini, çok kalkınacağını, çok gelişeceğini
tane veriyorum. Yani böyle çok 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 diye sıraladım. Tabii bu 10 senelik şeyde şimdi bir şey yapalım. Hani 10 senelik dilimler halinde almıyoruz bunu. Evet. 5 senenin sonrasını anlatıyoruz. 10 senede pek geçtiğimiz 10 senede bir şey olmadı ama 10 senelik dilimlerde bir şey olmuyor yani. Evet. Bunu çok hani tarihte yok gibi de zaten 10 evet. sene. Projeksiyon böyle. Bu anlamda senin başka söyleyeceğin bir şey var mı? Benim de aklımdan şöyle bir şey geçiyor. Patara dünyada ilk meclisin kurulduğu kurulduğu bir yer. Demokrasinin mihenk taşı dünya için. Kekova'da yabancı haritalara baktığın zaman Türkiye'yi yazmıyorlar. Kekova'yı yazıyorlar daha çok. İkisi de Kaş için ve dünya için bence çok önemli. Dünyanın en eski batık gemisinin bulunduğu yer Kekova. Dünyanın en ilk demokrasi parlamentosu Patara'da kurulmuş. Bu bağlamda zaten tarih tekerrürden ibarettir. Mevzusuna bakarsak evet. burası her zaman yıldız gibi parlamaya devam edecek diye düşünüyorum. Eyvallah. Yani bu tabii bunlar tahmin ve şeyden öte şeyler değil. Bunu biz öyle olsun ki biz de burada yaşayanlar da hani kendi memleketleri, kendi doğdukları, büyüdükleri yerin evet. her zaman için ön planda olmasını herkes ister. Bir istek olarak, bir temenni olarak biz de böylelikle bunları burada not etmiş olalım. Evet. Konuşmuş olalım. Bir toparlayalım yine. Evet. Kaş'ta spor çok ön plana çıkacak. Kaş'ta turizm ve ticaret özellikle. Ticaret. Evet.